Değerli seyirciler, dün biz burada 18 dakikayı yaparken Levent Gültekin, Halk TV programcısı, gazeteci, İslamcı bir geçmişe sahip ama bugün iktidara karşı eleştirel bir tutum takınan gazeteci, yazar, Levent Gültekin bir saldırıya uğradı. Biz de sıcağı sıcağına bu saldırının üzerine gittik ve bazı değerlendirmeler yaptık. Bugün üzerinden bir gün geçti hocam. Daha soğukkanlı bir değerlendirme yapabiliriz. Levent Gültekin'e bir kez daha geçmiş olsun diyoruz. Halk TV'li arkadaşların tamamına geçmiş olsun diyoruz. Ve Halk TV ile dayanışım içinde olduğumuzu bir kez daha buradan ilan ediyoruz. Bu saldırının çok, ben lafı eğip bükmeden doğrudan söylemekten yanayım, bizi izleyenler de bilir. Doğrudan konuşmak zaten bir cesaretin, bir ne diyelim, entelektüel cesaretin, siyasal cesaretin, kişisel cesaretin ürün olduğu gibi esas olarak dilde dürüstlüğün de bir gereğidir diye düşünüyorum. Bu faşist bir saldırıdır. Altını çizelim. Faşist bir saldırıdır. İnsanları sindirmeye, susturmaya, totaliter bir rejimin yolunu döşemeye çalışan faşist bir saldırıdır. Anlamı budur. Ve esas olarak da bir siyasi korkaklığa dayanılır. Yani sizinle tartışamayan, sizinle ideolojik mücadeleye giremeyen bir gücün kaba güç kullanarak sokağı ele geçirme çabası, inisiyatifi ele alma çabasıdır. Hegemonya oluşturma çabasıdır ki bunun sonuç alabileceğini zannetmiyorum. Elbette sokakta da mücadele edilir. Elbette savaşlar, iç savaşlar insanlık tarihinin bir parçasıdır. Hani çok ünlü bir sözdür. Savaşlar siyasetin başka araçlarla devamıdır denir. Kavgalar da öyledir. Başka araçlarla devamıdır. Ama ilk araçları hiç kullanmamışsanız, doğru düzgün bir ideolojik mücadele yürütecek birikime, kapasiteye, bir müktesebata sahip değilseniz eğer, siz orada sadece bir zorba olarak kalırsınız. Levent Gültekin'e saldırının anlamı budur. Şimdi bunu söyledikten sonra hocam hızla şunu belirtmek lazım. Ne oldu peki? Neden sokakta bu kadar saldırı gerçekleşti ve bu saldırıların failleri neden genellikle ülkücüler ya da ülkücü camiadan, ülkücü çevrelerden, örgütlerden geldiği ileri sürülen kişiler, belirtilen kişiler? Bunun üzerinde durmak lazım. Hatırlayalım. 1900, yani yaşı uygun olan bütün yurttaşlarımız bilecektir. 1960'lı ve 70'li yıllar, özellikle 70'li yılların sonu, 77-80 arası Türkiye'de bir tür iç savaş yıllarıdır. Yani bu öyle bir yoğunluktur ki günde 20-30 kişinin öldüğü bir dönemdir bu. Yani Türkiye'nin sokaklarının bölündüğü, okullarının bölündüğü, semtlerinin bölündüğü bir dönemdir. Solun, devrimci solun, sosyalist solun, genel olarak solun yükselişinin önünü kesebilmek için sokakta operasyon örgütlerinin kullanıldığı, kontrgerilla ve CIA tarafından kullanıldığı bir dönemdir. Şimdi siyasal İslamcıların böyle bir tarihi olduğunu biliriz. Yani 6. filoya karşı namaz kılan bir gelenekten gelirler. Bunu biliriz. Mehmet Şevket Eygiler, Salih Özcanlar, Milli Türk Talebe Birliği, Komünizmle Mücadele Derneği gibi derneklerden gelirler. Abdullah Güller vesaire, Recep Tayyip Erdoğanlar buralardan çıkmıştır. Bülent Arınçlar, Recai Kutanlar, Fethullah Gülen hepsi buralardan çıkmıştır. Onlar açıkça Amerikancıdır, NATO'cudur ve derin devletin uzantıları şeklinde çalışmış örgütlerdir bunların büyük bir bölümü. Bunu biliriz. Bunlardan en önemlisi de Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Bir operasyon gücü olarak kurulmuştur. Kontrgerilla bağlantılıdır. Bülent Ecevit anılarında Erzurum'da başbakanken Erzurum'a bir kış tatbikatına gidiyor ve orada bölgedeki en yetkili komutan kendisi, kendi onuruna, Ecevit'in onuruna bir yemek veriyor ve diyor ki Ecevit bir röportajda, kontrgerilladan şüpheleniyorduk biz. Ya bize bir açıklama, benim devletin başında olmamıza rağmen yapılmamıştı. Komutana sordum ben. Böyle bir örgütlenme var mı diye. Evet başbakanım demiş. Yani bu vatansever bir örgüttür. Peki siviller var mı demiş içinde. Ya şu anda demiş bu şu masada oturan kişi mesela demiş bu örgütün mensubu. Kim o? MHP Erzurum İl Başkanı. Böyle bağlantılar var. Bunları biliriz. Bu nedenle
12 Eylül darbesi sırasında ülkücülerin önemli bir kısmı Türkeş'e küstüler. Nedeni şu: siz bize devlete yardımcı olacaksınız, devletin güvenlik güçlerine yardımcı olacaksınız komünizme karşı mücadelede dediniz ama biz bugün 12 Eylül'ün zindanlarındayız, hapisteyiz, mamaktayız, işkence görüyoruz diye itiraz ettiler. Muhsin Yazıcıoğlu ve Büyük Birlik Partisi'nin çıkışı bu itiraz üzerinedir. Onlar daha İslami bir çizgiye kaydılar. Nedeni de şu: çünkü daha İslamcı bir çizgiye kaymaları onlara hem devlete hem Türkeş'e muhalefet yapma imkanı veriyordu. Daha fazla ülkücü olduklarını iddia ederek muhalefet edemezlerdi çünkü. Örneğin Türkçülük üzerinden bir muhalefet yürütmeleri son derece zordu. Peki Devlet Bahçeli ne yaptı? Şimdi geçen gün hep 28 Şubat konuştuk. 28 Şubat Türkiye'de zannedilenin aksine soğuk savaşın bitirilme çabasıdır demiştik. Tabii. Tam da öyledir. Tam da öyledir. Gözden kaçırılan anlamı ve şeyi, tarihsel değeri de yeri de buradadır. 28 Şubat'tan sonra komünizm ve sol Türkiye'nin milli tehditlerinin ilk sırasına oturtulmaktan çıkartıldı. Milli tehdit olmaktan çıkartıldı, yerine irtica ve gericilik kondu. Yani siyasal İslam kondu. Onun yanı sıra ırkçı milliyetçilik ve ülkücü mafya da milli tehdit, yani devleti tehdit eden milli tehlikeler arasında sayıldı. İşte o tarihten sonra Devlet Bahçeli sokaktan ülkücüleri çekti. Ülkücü mafyayla ilişkili olduğunu düşündüğü 400'e yakın ülke ocağını kapattı, şubeyi kapattı. Ve Kürt sorununun çok yükseldiği, çok derinleştiği, çatışmalı ve acılı bir dönemden geçtiği o dönemde sokakta hiçbir ülkücü eylem yoktu. Ve biz de Devlet Bahçeli'nin bunu gerçekleştirmiş olmasının altını çizdik. Hatta birçok aydın, birçok gazeteci de bunu olumlu bir yaklaşım, olumlu bir tutum olarak değerlendirdi ve Devlet Bahçeli'yi tebrik etti. Sokaktan çektiniz diye. Çünkü Kürt sorununun yükseldiği dönemde bir Türk-Kürt çatışması, bir sokak çatışmalarının yeniden gelişmesi çok mümkündü. Bunu önleyen kişi olarak Devlet Bahçeli o dönemde takdir edilmişti. Öyle değil mi hocam? Doğru. Peki şimdi ne oldu da tekrar Devlet Bahçeli, ya da Devlet Bahçeli demeyelim, ülkücüler bazı sokak eylemlerinde ortaya çıktılar. Ve bu isimler genellikle ya ülkücü hareketten gelme kişiler veyahut milliyetçi camiaya mensup kişiler ya da İslamcı bir geçmişe sahip kişiler. Levent Gültekin İslamcı bir geçmişe sahip. İşte Orhan Uğurluoğlu milliyetçi camianın gazetelerinden biri olan Yeni Çağ'ın köşe yazarı. Yavuz Selim Demirağ yine Yeni Çağ'ın köşe yazarı ve ülkücü kökenli birisi. Bugün muhalif bir çizgide olsalar bile. Daha önceki saldırılar da böyle ve Selçuk Özdağ niye Devlet Bahçeli'yi eleştirdi diye saldırıya uğradı. Bunların nedenleri üzerinde duralım hocam. Buyurun, ben size sözü vereyim. Bana geldiğinde tekrar buradan bu analizi derinleştirmeye çalışacağım. Bunun nedeninin önemli olduğunu düşünüyorum.